Merhaba arkadaşlar. Bu videom Husky Annapurna uyku tulumu ile ilgili ön bilgi videosudur. Bu ürünü almayı düşünen, araştıran arkadaşlar için. Evet. Bu şekilde bir torbası var. Ve torbadaki bilgileri verelim önce. Arkadaşlar. Evet. 2 kilo 260 gram ağırlığı var. 220 santime 85 santim ebatları var. Yüksek konfor derecesi -12, düşük konfor derecesi -19. En zor şartlarda -28 derecede sizi koruyabiliyor, size faydalı olabiliyor şeklinde test sonuçları var burada. Evet, kullanılan dış materyaller 40D'ye 240D naylon arkadaşlar. Evet. Dolgu maddesi Invista kolu fil şeklinde. Şimdi çantasından çıkaralım. Uyku tulumunun üst kısmı arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim size. Şurada altına ince yastık tarzı bir şeyler koyabileceğiniz bir yer var. Cep gibi aynı. Kafanızın altına koyabileceğiniz. Şuradan gerdirebileceğiniz ipler var. Evet, şimdi açalım. Evet, şu kısımlarda arkadaşlar cırtlar var. Kapatabileceğiniz. Evet. Bir de ayrıca burada var arkadaşlar. İç kısmını size göstermeye çalışayım. Fermuarını şöyle göstereyim. Husky Annapurna'nın arka yüzü arkadaşlar. Kaymayı engelleyici yüzeyler var burada. 4 tane. Arkadaşlar, Husky Annapurna'nın hemen ayak kısmındaki bu yalıtım torbasını siz eğer isterseniz çıkarabilirsiniz. Şuradan kolayca çıkıyor arkadaşlar. İhtiyaç hissetmezseniz şuradan dışarı doğru direkt bunu çıkarıp alabiliyorsunuz. Evet, bunu içeri geri gönderelim şimdi. Husky Annapurna uyku tulumunun görünüşü
Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar, Husky Annapurna uyku tulumunu katlayarak veya rastgele içine doldurarak torbasına yerleştirdikten sonra torbanın etrafındaki 4 tane kayışı sıkarak uyku tulumunun boyutunu küçültebilirsiniz. Bu uyku tulumu kesinlikle umduğumdan daha küçük. Bunu fark ettim. Hani eksi 28 derece deyince oldukça büyük, çok kaba bir uyku tulumu diye düşünmüştüm ilk başta ama kesinlikle öyle değil. Hele de siz bu kayışlardan sıkarak biraz daha küçülttünüz mü? Yani çok da abartılacak bir ebatı, büyüklüğü, kabalığı kesinlikle yok. Umarım bu videom Husky Annapurna uyku tulumunu almayı düşünen arkadaşlar için az çok faydalı olmuştur. Doğayı seven, doğayı koruyan tüm arkadaşlara sevgiler, saygılar. Hoşça kalın.